ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almasının ardından dünyanın gündemine oturması, Twitter'ın daima propagandasını yaptığı ifade özgürlüğü ve tarafsızlık politikalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Mart 2006'da Jack Dorsey ve arkadaşları tarafından kurulan sosyal medya platformu Twitter, yaklaşık 88,7 milyon takipçi sayısına ulaşan Trump ile ABD başkanlık seçimleri boyunca yaşadığı çekişmeler ve son olarak Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almasıyla dünyanın gündemini meşgul etti. Küresel ölçekte yaşanan bu tartışmalı sürecin ardından sosyal medya kullanıcıları Twitter gibi belli bir güce sahip sosyal medya şirketlerini devlet dışı aktör olma ve sansürcülükle suçluyor. Şirket sitesinde yer alan ifade özgürlüğünü savunuyor ve dünya genelinde herkes açık sohbetlerin sağlığını koruyoruz misyonuyla hareket ettiği iddiasında bulunurken, Trump başta olmak üzere farklı ülkeler ve kişiler bazında ortaya koyduğu tutumlarla herkes için ifade özgürlüğü söylemini gölge düşürüyor. Trump'ın hesabının askıya alınmasının ardından Twitter'ın kararını kınayan Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, kimseye böyle bir sansür uygulanamayacağını ve kimsenin elinden Twitter'da paylaşımda bulunma hakkını alınamayacağını belirtti. Kuzey Carolina Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümünden Shannon McGregor, Twitter'ın bunu ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden yönetiminin gözüne girmek amacıyla yaptığı görüşünü paylaştı. Trump'ı destekleyen çok sayıda kişi de Twitter'ın söz konusu kararına tepki gösterdi.